senin Kur'an dediğin, senin şeriat dediğin, senin İslam dediğin, senin Muhammed Mustafa dediğin, pekala aleyhissalatü vesselam, nedir biliyor musun diyor, nedir dedim? Para babalarının diyor, zenginlerin, kapitalistlerin, zenginlerin sermayesini ve parasını muhafaza edebilmek için fakir fukaranın elini ve kellesini keten sağ dışı rezil bir nizamdır diyor bana. Bak nasıl anladın? İslam demek, şeriat demek, zenginlerin, hırsızların, kara borsacıların, yağmacıların, para babalarının parasını muhafaza etmek için fakirin elini kesen zalim, sağ dışı, rezil bir sistemdir İslamiyet diyor. Anlıyor musun? Ne kadar tersine, cemiyete bakıyor, İslam budur diyor hani. Kitabını okumuyor ki. Kitabını okumuyor İslam'ın. Ve ona dedim ki, hayır kardeşim, hayır, hayır, hayır. O kadar korkunç bir yanlışın içindesiniz ki, tam tersine, İslam'ı tersine anlamışsınız ve size tersine anlatmışlar. Nasıl dedi? Bir dakika mı dinler misin dedim. Bir dakika mı? Dinledi adam. Dedim ki tam tersine, İslam zenginin malını muhafaza ve müdafaa etmek için fakirin elini kesmez. Tam tersine fakirlere zekatını ödemeyen zenginlerin kellesini keser. Tam tersine diye. Tam tersine söylemiş herif ya. Bak Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne diyor? Vallahi le ukatilenne men ferraka beyne salati ve zekati. Açık efendim. Vallahi diye başlıyor Ebu Bekir Sıddık. İslam'ın birinci devlet başkanı. Halife. Biliyorsunuz o zaman bir hadise meydana geldi de Ebu Bekir Sıddık bu sözü o zaman söyledi. Kabilelerden birkaçı geldiler, dediler ki ya emirel müminin, ey devlet başkanı Ebu Bekir dediler. Biz falanca kabileyiz. Çok da zengin ve çok da büyük bir kabile. Arabistan Yarımadası'nda. Evet, biz dediler Müslümanız. Kelime-i şehadet getiriyoruz. 5 vakit namaz da kılıyoruz. Senede 1 ay oruç da tutuyoruz. Ömürde bir sefer Beytullah'ı ziyarete de geliyoruz. Ancak dediler, biz zekat vermek istemiyoruz dediler. Resmen teklif ediyorlar Ebu Bekir Sıddık. Biz zekat vermek istemiyoruz. Evet. Bunu duyar duymaz, işte bu sözü o zaman söyledi Ebu Bekir Sıddık. Bu İslam tarihine mi yukarıdır? Vallahi le ukatilenne. O kadar tekitli, o kadar teminli konuşuyor ki Ebu Bekir. Devlet başkanı sıfatıyla konuşuyor. Men ferraka beyne salati ve zekati. Namaz kılıp da zekatını vermek istemeyenlerin vallahi üzerine asker sevk ederim, hepsini teker teker öldürürüm buyuruyor. Hadise bu. Fakirin elini kesmek yok. Evvela zengin sınıfı ıslaha çağırır, zekatını ister, bütün memlekette yoksulluğu önlersin, memlekette bir tek işsiz kalmaz, memlekette bir tek yoksul kalmaz, o zaman belki bu hususu düşünebilirsin. Yoksa el kesmek giden bir olmaz. Bakın bir hadise ve anlattım o arkadaşa. Fevkalade anarşizme kaymış olan o delikanlıya da bir hadiseyi İslam tarihi anlattı ve onunla adam suslu kaldı. Ve hızı kesildi. Hayret dedi, ben böyle şey duymadım ama bakayım bir inceleyeyim filan dedi adam ondan. İnceleyeyim diyor. Hazreti Ömer devrinde bir hadise. Eshab-ı kiramın büyüklerinden Hatib İbni Belta namında mukaddes mübarek bir sahabi. Hatib İbni Belta. Bedir'de şehit olmuş büyük bir sahabi. Onun çocukları yetim kalmıştı. Hatib'in çocukları. 5 tane çocuğu yetim kalmıştı. Hatib'in şehit olmasından sonra geriye kalan hanımı da bir başkasıyla evlenmiş. 5 tane çocuk yetim kalmış, öksüz kalmış evde perişan. Ve büyük bir sahabinin çocukları olduğu için kimseye de dertlerini açamamışlar. Dilencilik yapamamışlar, bir şey isteyememişler. Halife Ömer'e bile çıkamamışlar, utanmışlar. Utanmış efendim, Müslüman utanır. Dilenmek en büyük ayıp bir İslamiyet'te. Bir devlet vatandaşını dilendiremez. İslam devletinde kimse dilenemez. İmkansızdır bu. Tek kelime imkansızdır. Efendim, dilenememişler. Öyle aç ve perişan kalmışlar ki Hatib İbni Belta'nın çocukları. Öyle perişan kalmışlar ki üst üste 5 gün yiyecek namına bir yere bulamamışlar.
Cihan tarihi bunu tespit, İslam tarihi tespit ediyor. Açın okuyun. Veba husus bu meseleyi Seyyid Kutup, şehit olan Seyyid Kutup öyle anlatıyor ki insanın gözlerinden pırıl pırıl yaşlar akıyor ya. Ne hadisedir ya Rabbi. 5 gün üst üste bir çöp bulup yiyememişler. Sonunda çaresiz kalmışlar. Ve aynı mahallede bir Müslümanın devesini çalmışlar. Deveyi çalmışlar, kesmişler. Derisini, yüzük etini yemişler. Devenin sahibi de, tabii sahibi var, aramış, incelemiş, bakmış ki Hatib İbni Belta'nın çocukları deveyi çalmış, yemiş. Mesela meydanda, suçlu da meydanda zaten. Hemen Hazreti Ömer'e çıkmış devenin sahibi. Ya emir el müminin, ben davacıyım. Hatib İbni Belta'nın çocukları deveni çaldı, kesti, yedi. Hırsızlık vakası vardır. Davacıyım, tazminat ve hukukun yerine gelmesini istiyorum. Ömer-ül Faruk çağırmış hemen çocukları. Evlatlarım, siz mi yaptınız bu şenaati, bu sirkati? Evet efendim demişler, biz yaptık. İtiraf ediyorlar. Hemen bunlara İslam hukukunun ortaya koyduğu el kesme cezasını hemen tasdik etmeye koyulmuş Ömer. Hadise meydanı, şahit mahide, itiraf ediyorlar. Hemen hadiseyi o günkü kadı, İslam hakimi, İslam kadısı, hakim haber alıyor. İbn-i Kesir namında bu mukaddes bir insan. Büyük allame, büyük İslam hukukçusu İbn-i Kesir geliyor. Ey Ömer diyor, işittim ki hatibin çocukları sirkat yapmışlar, hırsızlık ve ceza veriyormuşsunuz, doğru mu? Evet diyor. Ben düşündüm, hatibin çocukları kolay kolay hırsızlık yapmaz. Bir araştırma yaptınız mı, bir soruşturma yaptınız mı, bir tahkikat komisyonu kurdurdunuz mu? Hayır diyor, ne lüzum var, itiraf ediyorlar diyor. İbn-i Kesir der ki, Ömer, derhal araştırma yapacaksın. Niçin bu adamlar, niçin bu çocuklar bu deveyi çaldılar bakayım? Tahkikat istiyorum. Bir tahkikat yapılıyor ki 5 gün aç kalmışlar. 5 gün bir çöp bulup yiyememişlerdir. Çaresiz hırsızlık yapmışlardır. Ve Ömer hemen vazgeçiyor. Büyük İslam hukukçusu İbn-i Kesir diyor ki, Ömer, ey emir el müminin, bu tahkikatı yapmadan, bu zarureti tespit etmeden onların elini kesseydin, ben de senin elinin kesilmesine vallahi fetva verecektim diyor. İslam budur. Hemen el kesmek yok. Ne kelle kesmesi benim? Birini kesiyorsun sen. Bir memlekette yoksulluk, fakirlik, işsizlik varken o memlekette kimse ki elini kesemez. Evvela işsizlik kalkacak. Evvela yoksulluk kalkacak. İslam'ın nizamı bunu emrediyor. Evvela zenginin zekatını temin edersin. Ortada bir tek fakir kalmaz, o zaman ceza vermeye başlarsın. Yoksa bir düğünde bir gecede 2 bin lira para ödenecek. Efendim o gece düğünde şarkıcıya 200 bin lira para ödeyeceksin. Gelinin sırtına 100 binlik gelin giydireceksin. Bu memlekette fakire ceza vereceksin. Yok böyle şey. Şöyle şey kabul etsin insanı. Ve anlattım bunu, o sosyalist midir nedir? Anlattım vallahi, soluğu kesildi ve suslu kaldı. Biraz araştırayım, ben size geleceğim dedi adam. Bakayım ne zaman gelin. İslam'ı bilmiyor bunlar. Tersini anlatmışlar. Efendiler, ya bir mesele külli olarak ele alınır. Öyle kıyısından, köşesinden meseleyi ele almakla hiçbir mesele halledilmez. Düşünebiliyor musunuz? Yine bir ara denize, denizin içine dökülen çürümüş sebzelerden bahseden bir şey oldu. Böyle adam çuvalla sebze midir, meyve midir neyse denize döküyor. Araştırmalar, soruşturmalar yapıldı. Görüldü ki çürümüş sebze. Onu da çürütmek katiyen haklı ve doğru bir şey değil ya, çürütmeyeceksin. Çürütmek de israftır. Ama çürümüş, yolda beklemiş. Kamyon, efendim, benzin, yol, trafik falan neyse beklemiş, çaresiz. Çürümüş. Bir kamyon dolusu üzüm çürümüş ya. Hükümet tabibi gelmiş bu çürük raporunu. Ne yapacak? Dökmüş adam. Bunu hemen gazeteci alıyor ve şiddetli bir haber. O denize dökülen sebzenin üzerine çullanıyor ve şiddetle haber neşrediyor. Şimdi bu sadece bir hadisedir. Sen bunu yaparken neden bütün haksızlıkların önüne geçmiyorsun? Düşünebiliyor musun? Milyonlarca kadının dudağına, milyonlarca kadının tırnağına sürülen bu ojeler, bu ruj, dudak boyaları, şampuanlar, efendim deodoranlar, bilmem lüks maddeleri, israflar, bütün bunlar hepsi havaya savrulan, boş yere harcanan şeyler değil mi? Bunun üzerine niçin eğilmiyorsun da? Durmadan kadınlara dudağınızı boyayın, daha çok erkeklerin sevgilisi olun, bütün erkekler...